Diyarbakır'dan herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda çok farklı bir video içiyle karşınızdayım. Son günlerin, son haftaların en çok merak edilen, en çok eleştirilen, sorgulanan sergisini bugün size tarafsız bir gözle anlatmak için buradayım. Hafız Odası sergisi için Diyarbakır'daki Keçi Burcu'na geldim arkadaşlar. Baştan söylüyorum, daha önceki Illuminati ve Auschwitz videomdaki tepkileri almamak adına şimdi tekrar söylemek istiyorum ama çok merak edildiği için ve çok tavsiye edildiği için ben de çekmek istedim. İçeride olacak olan her şeyi ise tarafsız bir gözle göstermeye çalışacağım. Yorumlamasını siz yaparsınız. Çünkü biraz da hani kendi memleketimde açılan bu güzel sergiyi de bir şekilde anlatmam gerekiyordu. Şimdi içeriye doğru gidiyoruz. Bu sergi Aralık ayının 19'una kadar da devam edecek. Eğer yolunu Diyarbakır'a bu süre içerisinde düşecek olan da varsa bu sergiyi mutlaka ziyaret etmeli. Öncelikle lokasyonu bir daha göstereyim size arkadaşlar. Diyarbakır'daki en önemli burçlardan bir tanesi olan yani 82 burcun en heybetlisi olan Keçi Burcu zaten yıllarca sanat galerisi ve farklı amaçlarla kullanılıyordu. Restorasyonu tamamlanmış. Ben de içeriği çok merak ediyorum zaten yeni halini. Bu sergi içinde hizmet veriyor şu anda. Bu kapıdan giriyoruz. Her bir galeride farklı bir tema işlenmiş arkadaşlar. Bunun yurt dışındaki bazı sergilerde benzerleri olduğu söyleniyordu. Şimdi bir olup olmadığını göreceğiz çünkü ben o diğer sergileri yakından incelemiştim. Bu arada Ahmet Güneştekin'in sergisi, bunu da belirtmek isterim. Kendisinin bu sergisi şu anda birçok ünlü marka tarafından da destekleniyor. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Arkamdaki ilk kısım Türkiye'nin geçmişinde faili meçhule kurban giden bütün isimlerin bulunduğu duvar arkadaşlar. Yani birçok ismin. Kimisinin mezarı yok, kimisinin kemikleri bulunmuş, kimisinin ne olduğu, nerede olduğu bilinmiyor. Burada Sabahattin Ali'den tutun da Tacir Macariyat'a kadar birçok faili meçhulun bilgileri Kürtçe alfabe sırasıyla gösteriliyor arkadaşlar. Girişte hemen size burası karşılıyor. Dediğim gibi Türkiye'nin son 50 yılındaki ya da daha geçmiş yıllarındaki itibarenki bütün faili meçhullar isimleri çeşitli temalarla arkamda gördüğünüz duvara sıralanmış durumda. Şimdi arkadaşlar bu sergide sadece bu siyasi geçmişle ilgili olan eserler yok. Onun dışında birçok tasarım ya da tablo da var. Bunları zaten size tek tek göstereceğim. Bu gördüğünüz de İstanbul'un doğuşunu, geçmişteki çalkantılı dönemlerini ve bütün isimlerini, tarihteki medeniyetlerde isim verdiği bütün dönemleri anlatan başka bir eser. Bunun gibi birkaç tane daha göreceksiniz içeri kısımda. Şimdi bir diğer sergi arkadaşlar, arkamda gördüğünüz Yoktunuz adlı çalışma. Yine Güneştekin'in en çok merak edilen sergilerinden bir tanesi. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Buradaki bütün eserlere bir siyasi amaç ya da bir anlam veriyormuş gibi bir düşünce var. İçeri girdiğiniz zaman göreceksiniz ki farklı temada, farklı konuda birçok eseri bu sergi boyunca görebileceksiniz. Mesela bu arkamda gördüğünüz kısımda geçmişte bir nesnenin anlam yani farklı somut anlamlar yüklediği birçok nesnenin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir eser. İsmi de Yoktunuz. İkinci karşılayacak olan en önemli eser burası. Sonrasında Keçi Burcu'nun ilerisi kısmına doğru devam edeceğiz. Şimdi biraz daha yakından gösteriyorum arkadaşlar. Bakın çeşitli bomba eylemlerinde olabilir, depremlerde olabilir, çatışmalarda olabilir. Şimdi burada sivil hayatın zarar gördüğüne ait, yani onu gösteren birçok eser, ev eşyası, ayakkabılar, bisikletler, hepsinin bir derlemesi aslında burası. Yani tabii ki anlamlarını bunu yapan ustattan, Ahmet Güneştekin'den dinlemek daha önemli. Ama şu anda bizim gözlemlediğimiz eserin konusu bu şekilde arkadaşlar. Şimdi galerilerde yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Burada rengarenk bir sergi var. Bakın bunun serginin ismi Tanrı'nın Arka Bahçesi sergisi. Bunu şöyle açıklayalım arkadaşlar. Güneştekin burada farklı iki evrenin algı dünyaları olarak tanımlanan mitosların ve modern kültürlerin esasında katı bir kesinlikle birbirlerinden ayrılmadıklarını ve geçişli bir konuma sahip olduklarını düşünür. Yani bunu bile ben zar zor kurabildim. Bunu düşünmesi ve anlatması gerçekten bu şekilde tasvir etmesi çok güzel arkadaşlar. Bunun gibi rengarenk tablolar işte o az önce bahsettiğim Tanrı'nın Arka Bahçe serisine ait eserler. Şimdi devam ediyoruz yolculuğumuza. Şimdi cumartesi annelerini artık çoğumuz biliyoruz arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz bu tabloda oradaki bir annenin söylediği sözle anılan bir tablo, daha doğrusu eser. İnsan uçup giden bir kuş değildir diye bir söz söylemişti. Gerçekten çok yaralayıcı bir sözdü bu. Ve Ahmet Güneştekin de bu sözü
tema alarak, baz alarak arkamda gördüğünüz her bir kafatasının üzerine annelerin eşarplarını ve altını da kayıp çocukların isimlerini kullanarak bir köşe yarattı, bir eser yarattı. Bakın görüyorsunuz bunların her birisi bir kafatası ve her bir tanesi de üzerindeki başörtüleri de anneleri temsil ediyor ve altta da işte kayıp giden çocukların isimleri var. Burada ne yaptık, ne yapıyoruz'u sorgulamamızı, hafızamızı tazelememizi isteyen bir eser arkamızda arkadaşlar. Bu arada umarım sesim iyi geliyordur çünkü burası çok kalabalık. Ben hep bir köşeye çekip çekmeye çalışıyorum ama inanılmaz bir ilgi var bu eser arkadaşlar. Şu anda da artık diğer taraflara doğru yoluma devam edeceğim. Şimdi bu köşede iki tane karşılıklı farklı tasarımlı heykel karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hem Yunan mitolojisinde hem de karşıda boğa, yani Mitra dediğimiz Mitra mitolojisinde ya da Mitra geçmişinde çok önemli yer olan boğa ve balık figürü arkadaşlar. Bunların hani içeriklerini ben açıkçası çok anlayamadım. Okumaya çalışıyorum. Çok karmaşık bir şeyler anlatıyor ama sadece bu iki hayvanın tarihteki birçok medeniyetteki ve Mitra dini diyelim artık ondaki yeri çok önemli biliyorsunuz ki. O yüzden onlar da farklı bir şekilde çift katmanlı olarak tasvir edilmişler. Hatta karşıdaki balıkta da Yunanlarda çok önemli olan kadın figürünü de görebiliyorsunuz. Göz figürü de var. Şimdi arkadaşlar buradaki en önemli eserlerden bir tanesi de Hafıza Tepesi. Şu anda çok fazla yaklaşamadığımız için size bu mesafeden gösteriyorum. Şöyle anlatacak olursa karşında gördüğünüz binlerce ayakkabının istiflendiği ve bir tepe oluşturulduğu bir eser var karşımızda. Buradaki aslında olay şu, Hafıza Tepesi denilen şey nesnelerin ve mekanların sosyal ve duygusal ilişki ağlarının aktif unsurları olduğunu gösteriyor. Yani bunların bir nesneden değil de nesneden ibaret olmadığını, bunların bir ruhu, aynı zamanda bütün deneyimleri barındıran eserler olduklarını anlatıyor arkadaşlar. Böyle bir derinliğe sahip olduklarını gösteriyor. Zaten hani biliyorsunuz ki genellikle Türkiye'nin kötü olaylarında ya da geçmişte yaşanan kötü hadiselerde hep böyle yerlerde şurada burada ayakkabılarla ikonik resimler ortaya çıkıyordu. Acı resimleri ortaya çıkıyordu. Şu anda karşımda böyle bir yer var. Bunun bir benzerini ben Auschwitz'te görmüştüm arkadaşlar. Auschwitz'te de öldürülen Yahudilerin bütün ayakkabılarından bir tepe oluşturulmuştu. Bu aradaki durum da bu şekilde. Şimdi burası dil kısmı arkadaşlar. Kürtçe diliniyle ilgili bir çalışma var. Burada öğretmen tahtaya yazıyor. Hemen karşısında bulunan öğrenci de cevaplıyor. Sizce Kürtçedeki bütün harflerin nasıl okunduğunu burada öğrenebiliyorsunuz, deneyimleyebiliyorsunuz. Az önce dediğim gibi arkadaşlar inanılmaz bir ilgi var. Çok yağışlı bir gündeyiz ama insanlar kuyruk oluşturmuş durumda. İçeri zaten tıklım tıklım doluydu. İçeride azalmadan da dışarıdan almıyorlar arkadaşlar. Şu anda yani insanlar şu anda burada bekliyor içeri girmek için. Bu sergi dediğim gibi yıl sonuna kadar 31 Aralık'a kadarmış. Ben az önce yanlış söyledim. 31 Aralık'a kadar açık olacak. Bence burayı herkes görmeli arkadaşlar. Yukarıdaki teras kısmıyla aşağıdaki kısım arasında bir yer var. Burası Diyarbakır cezaevinde çekilen acıları, faili meçhulları anlatan bir nevi cezaevi gibi bir ambiyans veren bir yer arkadaşlar. Buraya çocuklar giremiyor, onu da söyleyeyim. İçerisi biraz ürkütücü sesler ve oradaki acıları anlatan sesler var arkadaşlar. Nasılsın? Çok etkileyici. Söylemem gerekiyor. Şu anda burada artık biraz karanlık olduğu için çekimi azaltacağım. Yukarı kısımda da tekrar görüşürüz. Şimdi bu kısımda şurayı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Hani anlamayanlar için şöyle tekrar edeyim. Bakın tahtada Kürtçe W, Q ve X harflerinin Kürtçe'de bulunan harfler bunlar yazılıyor. Ama bu dil unutturulmaya çalışılıyor gibi bir anlam içeriyor bu video. Onlar sildikçe, zorlamayla, baskıyla sildikçe halktan biri gelip yazmaya devam ediyor. Buradaki mesaj da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar buradaki en önemli eserlerden bir tanesindeyiz. En çok eleştirilen yerlerden bir tanesi de burası. Hatta Diyarbakırlı bir grup genç burayı protesto ederek buradaki tabutları da birkaç hafta önce aşağı atmıştı 3-5 tanesini. Şimdi gördüğünüz gibi burada birçok tabut var. Üzerinde numaralar var. Kimisi mahkumların cezaevindeki numaraları diyor. Kimisi başka bir şey diyor. Ya da işte bunlar faili meçhul insanların tabutlarını simgeliyor diyorlar. Aslında buranın teması çürüme temasıyla. Hatta Güneştekin daha önceki bir videosunda da burayı detaylıca aslında bir başka bir videoda anlatmıştı. Ondan sonra buraya taşındılar. Asıl sorun da burada başlıyor. Şimdi burada sizin anlattığınız ya da gösterdiğiniz birçok şeyde eğer siz burayı detaylı bir şekilde açıklamazsanız insanlar farklı yerlere çekebiliyorlar. Şimdi mesela buradaki herkes birbirine soruyor. Bunların anlamı nedir? Biz de bakıyoruz, okuyoruz, kitapçığa da baktık ama herhangi bir net bir şey çıkaramadık. Belki de bizim yorumlamamızı istiyor. Şimdi öyle de olunca her türlü art niyetli insanda ya da artık bilmiyoruz neyse belki direkt de o şekilde anlamı da olabilir. Onu farklı bir şekilde farklı temalara çekebiliyor.
Dediğim gibi Keçi Burcu'nun artık en üst kısmında muhteşem bir Hevselvanisi var. Arkanızda da bu gördüğünüz tabutlar var. Varoluşu, sonrasında insan hayatının devamını ve en sonunda çürümeyi bu kısımda görüyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kısımda bu kadar. Yani eserlerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi son bir yorumda görüşürüz. Şimdi kapanış kısmına geldik arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz kısım az önce size anlattığım yerde. Ben başına size şunu söylemeye çalışmıştım. Ben önce Instagram'da bir anket yaptım. Burayı anlatmamı istiyor musunuz diye. Çünkü çok tepki var, çok merak var. Neredeyse %95 evet çıktı ve ben de takipçilerim için buraya geldim. Zaten kendim de merak ediyordum. Çok yani videosunu çekmeyecektim ama kendim gezecektim zaten. Şimdi buraya aslında biraz ön yargılarınızdan kurtularak gelmeniz gerekiyor. Evet doğru. Sol hafızaya hitap eden bir sergi. Bunu kabul ediyorum. Daha çok hani sol görüşlü insanların çektiği sıkıntıları, Kürtlerin çektiği sıkıntıları anlatan bir sergideyiz. Ama şunu da belirtmekte yarar var. Bu ülkenin de genellikle bu tarz sergiler daha çok bu kesimlerin düşüncelerini, ideolojilerini savunan insanların yaptığı şeyler. Ben yani gönül isterdi Diyarbakır'ın geçmişine ya da Türkiye'nin geçmişine tamamen hitap eden sergilerde açılsın ama maalesef ülkemizde her iki taraftan da ya da birçok farklı ideolojiye sahip olan insanların da bunları birleştirmeleri çok zor. Yani kim herkes kendi ideolojisinin yolundan gitmeye çalışıyor daha çok. Ve konu da biraz da Kürtler işin içine girince ve Doğu insanlığının zulmü girince 80'ler, o Diyarbakır cezayı falan girince bu bölgedeki acıları saymakla bitiremiyoruz arkadaşlar. Neyse devam edelim. Şöyle anlatmak istiyorum. Hani ben burada sadece tarafsız bir gözle size her bir eserin aslında ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Az önce söyledim. Burada size verdikleri katalogda da işin çok sanatsal boyutuyla ilgili açıklamalar var. Yani siz işin ne olduğunu açıkçası tam olarak anlayamıyorsunuz. Böyle de olunca insanlar, işte farklı görüşteki insanlar bunu çok farklı yerlere çekebiliyorlar. Ahmet Güneştekin'in belki çok farklı bir biçimde anlattığı şeyi burada başka oraya bakan insanlar çok farklı yer şekilde algılıyorlar. Aslında sanat da böyle bir şeydir arkadaşlar. Hani sanata ben bakınca renkleri kırmızı görürken siz sarı görebilirsiniz. Ya da ben bakınca oradan harika bir amaç, harika bir mesaj alırken size orası çok ağır bir sonuç ya da çok ağır bir mesaj verebilir. Sanat da dediğimiz gibi böyle bir şeydir. Bu sergi 2 ay boyunca devam edecek arkadaşlar. Siz de gelin, kendiniz görün. Diyarbakır annelerinden Diyarbakır cezaevine kadar o dönemde bölgede yaşanmış olan bütün acılar bir şekilde anlatılmış. Aslında insanlığın yok oluşunu, insanlığın çürüdüğü anlatılmış. İnsanların neler yaptığı, ne kadar kötü dönemlerden geçtiği de biraz anlatılmış. Buna da Ahmet Güneştekin üstadımız bu şekilde dokunmuş. Umarım bunu beğenmeyenler, burayı eleştirenler de başka açılardan ülkenin siyasi geçmişine ya da karanlık geçmişine yönelik çalışmalar yapar ve onlar da o şekilde dile getirirler ve biz de gider onları görürüz. Şimdilik benden bu kadar. Diyarbakır'dan herkese selamlar. Benimle kalmaya devam edin.